Merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere domino oyununun nasıl oynandığını anlatacağım. Ee, oyunumuz 2 ila 4 kişi arasında oynanabilmekte. Eğer 2 kişi oynuyorsak bir domino kalıbını açıyoruz. Eğer 4 ile oynasaydık bir kalıbımız daha var. Onu da açacaktık. Oyuna dahil edecektik. Ama şu an e, çok kalabalık olmasın diye ben 2 kişilik nasıl oynandığını anlatacağım. Öncelikle kapalı olan tüm, açık olan tüm pulları... Ters çevireceğiz şöyle. Oyunumuz çok basit arkadaşlar. Herkesin çok rahatlıkla anlayabileceği ve oynayabileceği bir oyun. Ve oldukça da eğlencelidir. Ee, oynamanızı tavsiye ederim. Şu şekilde hepsini ters çevirip karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi karıştırdıktan sonra her oyuncuya 7'şer tane pul vereceğiz. 2'şer ikişer dağıtıyorum ben. Tek tek de dağıtabilirsiniz ama 2-2 daha pratik olabilir. Şöyle 7. Şu geri kalanlarını da arkadaşlar çekilecek şekilde şöyle dizeceğim. Sıralı bir şekilde. Şöyle dizelim. Şimdi elimizi açalım. Oyuna başlamamız için arkadaşlar elimizde bir adet çift. Yani iki rakamın aynı olduğu bir taş lazım. Şimdi zaten oyun bizden başlamıyor. Ben de attığım için karşı taraftan başlayacak. Şu araya açalım hepsini. Çift taşı yok ise de çift gelene kadar çekecek. Oyunun sonunda arkadaşlar kimin elinde ne kadar ceza varsa şöyle düzeltelim. Kimin elinde ne kadar sayı kalmış ise toplanıp yazılacak. Şunları tam size göre simetri hastaları rahatsız olmasın düzeltelim. Bu arada arkadaşlar bu videoyu beğenerek ücretsiz destek de verebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, şöyle çift 5-5 ile başlıyorum arkadaşlar. Şöyle koyayım ki daha çok alana girsin. Şimdi ben bunun sağ tarafına ya da sol tarafına bir adet 5'li koyarak oyunuma başlayabilirim. Elimde 5'li var ise 5'li yok ise buradan sıradan bir taş çekmek zorundayım. Şöyle beşli koydum. Çift taşlar bu arada şöyle konur. Onu düzeltelim. Diğerlerinden farklı olduğu için çift taşlar dik konur. Diğerleri yatay bir şekilde gelir yanına. Şimdi bu oyuncu isterse 5 getirip buradan devam eder. isterse 1 getirip buradan devam eder. Kendine kalmış. 5 e daha yüksek olduğu için şöyle bu 5'i koyup devam edebilir. Artık uçlarımızdaki rakamlar 3 ya da 1. Yani ya 3'lü bir taş koyacağım ya 1'li. Mantığı çok basit. Şöyle bir tane üçlü taşım var. Yanında iki. Yanına üçü koyunca şöyle artık bu uç ikiden devam edecek arkadaşlar. Yani elimde ikili bir taş varsa bir tarafı iki olan varsa koyup devam ederim. Bu taraf ise birden devam edecek. Sıra karşı tarafa geçti. Hamle yapım yaptıktan sonra hemen sıra karşımızdaki oyuncuya geçer. Mantığını anlamadıysanız yorum olarak yazabilirsiniz. Anlamadığınız noktaya açıklık getirebilirim. Şimdi bir taraf 6 bir taraf 2. Şöyle 2 iki, 2'yi dik olarak koyabilirim. Şunları şöyle biraz toparlayayım. Önce bu sırayı çekeriz. Yer açılsın. Şimdi ya 2 ya 6 koyacağım. Ya 2 ya 6 koyacak karşı taraf. İkisi var. 6'sı yok. O yüzden şöyle 2 koyup devam edebilir. Bana ise ya 5 ya 6 kaldı. 5'im olduğu için bu boş olan ise arkadaşlar 0. Yani bu boşun yanına da boş taraf denk gelecek. Sıfır demek bu da. Şöyle. Bir taraf boş bir taraf altı. Bakın arkadaşlar ne boş var ne altı var. O yüzden çekecek. Çek de mesela altı geldi. Gelmeseydi de çekmeye devam edecek. Altı geldiği için altıyı koyup sırayı bana geçirdi. Şimdi iki boş. Ben boştan devam edeceğim. Mesela şöyle dört koyabilirim. Bu da dörtlüsü olduğu için dört dördü şöyle dik olarak koyabilir. Sıra tekrar bana geçti. İki'm var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2'yi koydum. Şöyle 2-1. Şimdi rakibimde sıra. Ee, rakibim isterse birden isterse dörtten devam edebilir. Dörtlüsü de var birlisi de var. Mesela diyelim ki hangisine devam etsin? Şöyle devam etsin ki oyunu çok uzatmayayım. 1-3 üç koydu. 3'üm olduğu için ben bunu koydum ve eli bitirdim. Bendeki pul bittiği anda arkadaşlar. Rakibin elindeki kalan taşlar toplanır. Mesela 4, 1 daha 5 cezanesine yazılır. Ee şöyle mesela şunlar kalmış olsaydı bunların toplamını yazacaktık. Her rakam üstündeki sayıların toplamı kadar. O yüzden sonlara doğru oyun bitmeye yakın. Mümkün olduğunca elinizdeki büyük taşları ekleyerek onlardan kurtulmaya çalışın. Anlamadığınız noktaları soru olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.